Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşanan çatışmaları protesto eden öğretmenler hakkında bilgi ve belge toplamaya başladığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı çatışmalı bölgedeki öğretmenlerle ilgili harekete geçerek 2015 yılı sonunda tüm illere genelge gönderildiğini ve bu genelgede son zamanlarda bazı sendika ve konfederasyonların yaşanan süreci bahane ederek eğitim çağındaki öğrencilerin eğitim hakkının engellediği belirtildi. Ayrıca genelgede eğitim çağında bulunan öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerin belirlenmesi istendi. Bilgi ve belgelerin ulaştırılması istenen birimse İçişleri Bakanı Efkan Arlan'ın kardeşi Atıf Arlan'ın yönettiği Teftiş Kurulu Başkanlığı. Bilgi ve belge toplama süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversiteler, okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu kurumları içinde görev yapanlardan terör örgütünün yanında yer alanların süratle ayıklanmasına ihtiyaç vardır talimatından sonra hızlandı. Bilgilendirmenin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı marif müfettişlikleri başkanlıklarına yapılması istendi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine genelgeye ilişkin üst yazılarında kamu görevlilerine dair herhangi bir tespit yapılması halinde tutanaklarla birlikte en hızlı şekilde bildirilmesinin istenmesi dikkat çekti. Daha önce Kanal D'de yayınlanan Beyaz Şov programına telefonla bağlanarak bölgede yaşananlara dikkat çeken öğretmen Ayşe Çelik hakkında da terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Siz kalmamalısınız ve bir şekilde dur demelisiniz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Ölen çocukları sevinen zavallı insanlar var. Ben o insanlara, daha doğrusu biz o insanlara hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yazıklar olsun demekten başka. Doğru. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kusura bakmayın.